Yapmıştım. Özür diliyorum. Ama şimdi Cem'i davet ediyorum alkışlarınıza. Kısaca kendisi de paylaşsın. Neler yaşadı, otizm nedir, bir engeli nasıl atlattığını size kısaca paylaşmasını istiyorum. Sevgili Cem, hoş geldin. İstersen paylaşabilirsin. Yani ben aslında sana sorayım, dün sorduğum gibi yine sorayım. Sen müzikle engelleri nasıl bir kenara attın? Küçükken neler yaşadın? Hangi sorunları yaşadın? Küçükken ne sorunlar yaşadım? Küçükken ağzımda sürekli böyle astmalar oluyor. Evet. Dolayısıyla ben hep böyle ağzıma tel takıyordum ve o acıyı nasıl dayanamıyordum biliyor musun? Böyle kapatamıyordum ağzımı. Sürekli ağız masajları oluyordum bir kere. Evet. Ondan sonra başka? Bu masajlar peki müziğe başlamış mıydın o zaman? O zaman müziğe tam başlamamıştım. Evet. Ama evet. Doktorum böyle bir şeyler yapıyordu. Yani ritim çalışmaları verdi. Çalışmaları yaptırıyordu. Evet. İşte nasıl kurtulduk böyle sürekli İsrail'lere giderek yerde sensörü taklamakla işte kalem tutamıyordum. İplere böyle boncuk dizdirdiler. Boncuk dize dize tabii ben böyle kalem tutabildi ellerim. Başka sonra işte ritimle çaldırarak ben tabii müziğe daha biraz tutkulu oldum. Sonra ne oldu? Piyano çalmaya başladım. Doktorum da işte Zivarom bunu gördü. Piyano çaldığım için işte tabii hocam benimle gurur duydu. Hatta hocam benim, doktorum benim önümde eğildi terapistim. Ve yani doktorum aşırı derecede beğendi yani. Evet. Zaten biz yaklaşık olarak 2 yıldan beri seninle çalışmalar yapıyoruz. Sen çok farklı enstrümanlar çalıyorsun. Ud çalıyorsun. Yani birçok enstrüman çalıyorsun ama bir de udu kendisi evet. Birçok enstrüman çalabiliyor. Bir de doktorum... Bir şey dinlersen, özür dilerim. Tamam. Bir şey dinlediği zaman onu muhakkak analiz ediyor ve bir gün sonra o eseri gelip bende çalabiliyorsun. Böyle bir yeteneğin var. Çok güzel bir şey. Farklı enstrüman. Her enstrümanı çalabilirsin aslında. Ama ne öğrendin bu enstrümanları? Niye bu kadar çok enstrüman çalıyorsun? Ne yapıyor sana bunlar? Neden? Hiç bu soruyu sordun mu? Valla her enstrümanda ayrı bir zevk alıyorum. Evet. Nasıl bir zevk alıyorsun? Yani o nedir? Nedir o? Hani notalara bakmaktan yani... ayrı bir şey mi var? Nedir o? Notalara bakmaktansa işte o keman. Ağrı, mesela diyorsun ki bana... Kemanın sesi ayrı bir zevk veriyor yani. Farklı bir ses olarak mı geliyor kulağına? Farklı işte. Mesela o la sesi çıkıyor ya kemanda işte. Evet. Onun sesi bile ayrı bir güzel oluyor tabii kemanda. Peki son zamanda da çok ud çalıştık seninle. Uda yöneldin. Uda yöneldim. Evet. Ud çalmaktan da memnun oldum. Bazen derslere geldiğin zaman diyorsun ki hocam ya gözün biraz ağrıyor. İşte sen de olsun. Mi yaşadın? Ben de yaşadım ya biliyorsun. Göz biz, rahatsızlıkları yaşadım. Gözümüz ağrısa da çalışırız. Evet. Ciddi de oluruz, gülüp eğleniriz de. Evet. Çok güzel bir laf ettin dün. Oydu değil mi? Yani ağrım da olsa... Ağrım da olsa dersten yılmıyorum. Evet. Mücadeleyi bırakmıyorum. Devam ediyorum savaşa yani. Savaşı bırakmıyorum. Tüm arkadaşlarına bunu tavsiye ediyorsun bence. Bütün engellilere de bunu tavsiye ediyorum. Yani sen otizmi tamamen yendin mi sence? Müzikle yendin mi? Yendim. Şöyle ucundan birazcık ufak kaldı. Yani. O ne gibi sana? Ama geçecek, onu da sevinip atlatacağız. Tebrik ederim Cem. Değerli bir paylaştığı için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.